Finlandiya'nın Lahti şehrinden milletine, vatanına, devletine, bayrağına bağlı olan herkese selam olsun. Yeni bir video ile tekrar beraberiz. Videoma geçmeden önce kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olmanızı, videolarımı sosyal medyada paylaşmanızı, beğendiğiniz videolarımı beğen butonunu kullanarak bana iletmenizi ve ayrıca yorumlarınızı ve sorularınızı beklemekteyim. Hadi şimdi videomuza hiç beklemeden geçelim. Videoma şöyle bir girirgah yapmak istiyorum. Rahmetli Necmettin Erbakan her zaman derdi bizler anlayamazdık. O zaman elbette benim yaşım gençti. Bu ne demek istiyor diye düşünmüşümdür ama bunun cevabını kendi başıma aslında bulamadım. Belki de yeterince düşünmedim. Güzel bir örnek veriyordu. Belki de bu örneğin öncesinde söylenenleri ya da sonrasında söylenenleri dinlemediğimiz ileri geliyordu. Muhtemelen öyle de oluyordu. Rahmetli Erbakan un var, şeker var, su var. Niye helva yapamıyoruz diye sorardı. Ben şimdi bunun cevabını yıllar sonra buldum, anladım ne demek istediğini. Elbette şimdi bulmadım veya şimdi anlamadım ne demek istediğini ama burada anlatmak istediğim zamanında ben anlayamamıştım. Birçok kişi de şimdi anlayamıyor. Erbakan nasıl anlaşılmadıysa Erbakan Erdoğan'da anlaşılmıyor, neler yapmak istediği, amaçladığı nedir anladığını sananlar dahi anlamıyor diye düşünmekteyim. Bugün Kazım Yurdakul beyefendinin yeni bir videosunu izledim. O da aynı konudan müstarip sayılabilir. Çünkü seçimler bitti, zamlar başladı, hayat biraz daha zorlaşınca suçu Kazım Bey'in üzerine atmaya başladılar. Öyle görünüyor onun videosundan anladığım kadarıyla. Biz sana güvendik, bu muydu? Güvenimizin sonuçları, güvenimize boşa çıkardın gibisince yorumlar almaya başlamış kendisi. Demek ki Kazım Bey'i çok iyi dinlememişler. Ben Kazım Bey'i çok iyi dinlemiştim. Daha doğrusu anlamaya çalışmıştım. Çünkü çünkü o kadar güzel şeyler söylüyordu ama şartı vardı onların. Şartlarına kimse dinlememiş anlaşılan herkes o güzel mutlu sonu çok fazla dinlediği için hayal kırıklığına uğradıklarına inanmaktayım. Çünkü seçim bittikten sonra yeniden Erdoğan seçilince sanki her şey bitecekti. Günlük gülistanlık her şey olacak. Güzel günler hemen başlayacak. Böyle bir şey Kazım Bey söylemedi. Böyle bir şey zaten aklı olan, beyni olan bir kişi olamayacağını anlar böyle şeylerin. Ama nedense bizler duygularımızla hareket ettiğimiz için Kazım Bey'i de birçok kişi anladığım kadarıyla sadece güvendiği için onun söylediklerini sanki o da söylemiş gibi oy vermiş gibi gösteriyorlar olayı. İşte bizim halkımızın bütün yaptığı şeylerde hatalarda bu rol alıyor. Ben kendi ailemden de bunu örnek verebilirim. Herkes suçu, topu daha doğrusu, topu başkasını atarak, yükümlülüğü, sorumluluğu başkasına atarak, hiçbir sorumluluk almayarak sonuçları iyi olursa kendine pay çıkarıyor kötü olursa o diğer kişiye diğer kişiyi suçluyor. Bizim ailede de oldu böyle şeyler. Ben böyle şeylere hiç karışmadım. Karışmam da karışmak da istemem. İnsanlar yetişkin insanlardır. Kendi aklı var, beyni var. Biraz düşünür, cevabı bulur. Bir başkasının söylemesi, sorumluluğu alması demek anlamına gelmez. Hepiniz de biliyorsunuz ki Türk yüzyılı Türkiye 100 yılı başlayacak. Bu bugünden yarına olacak bir şey değil. Bu binayı biz tuğla tuğla inşa ediyoruz. Kabası belki çıkmak üzere çıktı ama mucize bekleyenler yanılıyorlar. Mucize kimse yapamaz. Hep beraber çalışırsak yaparız. Herkes sorumluluğunu alması gerekmektedir. Tek başına bunu Erdoğan da yapamaz. Atatürk de yapamadı biliyorsunuz. O yüzden hepimizin çalışması ve üretmesi gerekmektedir ülkemizde. Maalesef ülkemizde eğitim sistemi bu şekilde yozlaştırılmış. Amerika Birleşik Devletleri ile yapılan kültür anlaşmasından sonra eğitim sistemimiz yozlaştırılmış ve bilerek böyle bir birkaç nesil yaratılmış. Şöyle Finlandiya ile Türkiye'yi karşılaştırıyorum. Her konuda karşılaştırıyorum. Burada sokaklarda insan yok. Önce kültür dedim. Sosyal değil bu insanlar. O yüzden dedim ama sadece etkenin bu olmadığını da anladım. Çünkü burada herkes üretiyor. Herkes çalışıyor. Hafta içinde burada hiç kimseyi sokaklarda göremezsiniz. Birkaç insandan başka kimse bulamazsınız sokaklarda. Onlar ise herhalde çevirseniz o kişileri çalışıyorlardır. iş için sokaklardadırlar onlar. Ama bizim ülkemize gidin bakın şöyle oturduğunuz yerden nerede bulunuyorsanız bir sokağa göz atın normal zamanlarda Elbette şimdi havalar çok sıcak olduğu için belki bu dediğim mümkün değil ama normal zamanlarda şöyle bir sokağa göz atın. Olduğunuz herhangi bir yerde insanlarla dolup taşıyordur. Bundan eminim. Ve o insanları inceleyin. Kimler çalışıyor, kimler boş boş geziyor. Bunu dışarıdan bir gözlemlemeyle, bakmayla da anlayabilirsiniz. En azından fikriniz olur. O kişilerin yaşı vesairesi sizlere fikir edinmenizde yardım olur. Hiçbir şey yapmıyorsanız gidin kahvelere bakın. Kahvelerde kimler oturuyor? Yaş gruplarına bakın. Emekli mi, değil mi? Aslında emekliler oturur kahvede, vakit geçirir diye bir yanılgı da içindeyiz biz maalesef. Emekliler dahi üretmiyor. Hobileri dahi yok. Hiçbir şey tamir edip bir şey yapmıyorlar. Sadece o kahvanelerde taş döşüyorlar, fayans döşüyorlar denir ya. Oyun oynuyorlar yani boş boş. Maalesef bunlar düzelmedikten sonra bu sokak fotoğrafımız, kahvane fotoğrafımız düzelmedikten sonra bizim biz boşuna mucizeler beklemeye devam ederiz yıllarca, yüzyıllarca. Ülkemizde hiç kimse aç değil. Elbette hayat devam ediyor. Zor, zor olduğunu farkındayım ama herkes ağlıyor ama hiç kimse üretmiyor ya da hiç kimse yapabileceği bir şey olduğunu düşünmüyor dahi. Elbette hiç kimse diyerek genelleştirmek istemiyorum bunu ama burada anlatmak istediğim çoğunluğumuz böyle maalesef. Güzel günlerin yakında olduğunu ben hissediyorum. Öyle olmasını umut ediyorum ve öyle olacağını düşünüyorum. Çünkü dünyanın halini ülkeleri karşılaştırıyorum. Gidişimizi aldığımız haberlere göre ben Türkiye açısından çok umutluyum. Bunu başka videolarımda başka konular vesilesiyle de sizlere Söylemişimdir. Söylemeye devam edeceğim çünkü görünen gerçek bu. Bunu görebilmek için münetcim olmaya hiç gerek yok, Kahin olmaya hiç gerek yok. Avrupa Birliği yaşlanıyor, Batı ülkeleri yaşlanıyor. Sermayenin sahibi bunlara yatırım yapmazlar. Sermaye artık Doğu'ya doğru, Türkiye başta olmak üzere kayıyor. Bu işin en basitçe anlatılış şekli, bundan basit anlatılabileceğini ben zannetmiyorum sizler kendiniz düşünün. Paranız var. Siz boşu boşuna gelir getirmeyecek dipsiz kuyuya o paranızı yatırır mısınız? Zarar eden bir yere yatırır mısınız? İşte Büyük sermaye sahipleri de böyle düşünüyorlar. Sizlerde hiç farkı yok onların da. Çünkü onlar da insan. Belki daha fazla hırs sahibi olabilirler ama sonuçta onlardan insan. Ben Danan'ın kuyruğunun bu senenin sonunda biteceğine inananlardanım, inanmaktayım. Hep inandım, yıllardır buna inandım. Artık yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Eğer sağ olursak, ölmezsek bunları hep beraber göreceğiz. Ben inanıyorum çünkü Avrupa devletleri artık kendilerini döndüremez hale geldiler. Paralar yetmiyor. Bakmayın onların refah düzeylerine. Elbette onlar refah düzeyleri olarak bizlerden çok çok ilerdeler ama bu çarkları artık çeviremez hale geldiler. Sermayenin sahipleri bu ülkelere ya da bu ülkelerde paralarını tutmuyorlar. Tutmazlar yani. Ama sadece güvenli olarak hangi ülkeye, hangi ülkelere götür bileceklerinin arayışı içindedirler şu an. Şu anda o dönemi yaşıyoruz, o zamanı yaşıyoruz. Türkiye potansiyel olarak en şanslı, coğrafi olarak da en şanslı, nüfus olarak da en şanslı diğer başka ülkelerden. Düşünün Arap ülkeleri. Arap ülkelerinin insanı hiç çalışmaz, tembeldir. Tarihler boyunca hep tembeldir. Karşılaştırma yapmak için söylüyorum. Arap ulusuna karşı hiçbir ön yargım yok. Ben sadece biz Bizim onlardan daha güçlü olan yönlerimizi öne çıkarmak için, anlatabilmek için bunları söylüyorum. Coğrafyamızdaki ülkelerin insanların düşünün. Biz potansiyeli en yüksek olan bir ulus ve milletiz. Başka uluslara yönetme kabiliyetimiz var. Devlet tecrübemiz var. Çalışkanız ve pratik zekalıyız. Bir Rus'a benzemeyiz. Bir Arab'a benzemeyiz. Bir İranlı'ya benzemeyiz onlardan daha üstündür yani vasıflarımız. Elbette onların da üstün vasıfları vardır bize göre ama alt alta koyup toplayıp çıkardıktan sonra biz yani bizim artılarımız daha fazladır. Onu anlatmaya çalışıyorum. Bu zamlar herkesi üzdü ama hayat devam ediyor. Bunlar hayatın gerçeği. Aç değiliz, açıkta değiliz. Sadece hayat zor. Bu zorlukları ben aşacağımıza inanıyorum. Yeter ki biraz daha sabrede ve Erdoğan'a yardım edelim, yardımcı olalım. Ağlamakla maalesef hiçbir şey çözülmüyor. O işin ucundan bir şekilde hepimizin tutması lazım ki çabuklaşsın bu süreç. İster istemez su aktı yolunu da buluyor. Söyleyeyim ne Rusya'ya gider sermaye ne Arap ülkelerine gider yatırım yapar. Artık Avrupa'nın yatırım yapılacak tarafı kalmadı. Para kazanmıyor. Arap ülkeleri hem ulus olarak hem iklim olarak kimseyi kimse yatırım yapmaz. Afrika'yı hepimiz de biliyoruz. Afrika ülkelerine ortam hazır olmayınca hiç kimse gitmez. Zaten bunu bildiği için Amerika Birleşik Devletleri Çin'in üzerine yüklenmeye çalışıyor. Çünkü Çin'in nüfusu çok fazla, çok çalışkanlar. İşte Çinlerle rekabet edebilecek başka millet, ulus yok dünya üzerinde. Ben öyle görüyorum. Çünkü sorun çıkarmayan bir millet, modern köleler diyebilirsiniz o. Onlara, onların karnını doyurun yeter. İşte sermayenin de arayıp bulamadığı. Bizler ise yönetici bir milletiz. Elbette bizler de çalışkanız. Bizim Çinlerden bir farkımız pratik sekalıyız. Yeni şeyler bulur üretebiliriz. Çinler sadece kopyacı olduğunu hepimiz biliyoruz zaten. Arka taraftaki dönen videolarda da görüyorsunuz bir tiyatro var. Köy tiyatrosu. Darısı bizim ülkemizin köylüsünün başına diyorum. Umarım ülkemizi imar ederiz ve insanlarımızı da sanatla, tiyatroyla tekrar buluşturabiliriz diye düşünmekteyim. Ben özellikle bu videoları o gözle çekiyorum ki biz de görelim, imrenelim bizim halkımızda bunları istesin diyerekten. Ülkemizde yangınlar var. Hava çok sıcak. Sıcak hava dalgası geldiğini biliyorum. Kendinize dikkat edin özellikle suyunuzu için birdenbire çok su içmeyin. Azar azar kaybettiğiniz suyu takviye edin. Ormanlarımızı koruyalım, normal zamanda da koruyalım. Sadece böyle havaların çok sıcak olduğu zamanlarda değil. Çöpümüzü atalım. Özellikle şu ateşle oynama konusunda çok dikkat etmeliyiz. Bizler mangal yapmasını çok seven insanlarız ama sonra mangal bittik sonra yapmamız gerekenleri yapmıyoruz, dikkat etmiyoruz maalesef. Hem sağlığınıza hem ülkemize dikkat edin diyerek bu videomu bitirmek istiyorum. Tekrar Finlandiya'nın Lahti şehrinden vatanına, milletine, bayrağına, devletine bağlı olan bütün herkese selam olsun diyorum. Kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olunuz. Videolarımı sosyal medyada paylaşınız. Beğendiğiniz videolarımı beğen butonunu kullanarak bana iletiniz. Yorumlarınız, sorularınız hepsini okuyorum. Onları da bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Esen kalın, hoşçakalın.